Evet, Tunçerciğim, artık programın sonlarına doğru geliyoruz. Barbaros gelecek şimdi. Barbaros Büyükakkan özellikle Türkiye'de kulüpler, eğlence mekanları bu gibi yerlerde müthiş seyirci çeken, her mekanı her gece mükemmelen dolduran bir adam Barbaros. Tabii ki bu ilginçtir. Yani bizim popüler müzik dünyamızda böyle insanlar vardır. Mesela albümlerle değil de özellikle mekanlarla şöhret sahibidirler ve özellikle İstanbul'umuzda, Ankara'mızda, İzmir'imizde gece çıkan, eğlenceye giden insanlar bu isimleri çok iyi bilirler. Barbaros İstanbul gece hayatında bir efsanedir. Gerçekten bir efsanedir. Biz de kabaremizde de sahne alıyor. Bu yazda hem Bodrum'da Dada Salon Bar değil, Dada Salon Brasserie'de sahne alacak. Aynı zamanda orada bir diğer mekanda da ne mekanın adı? Barbaros, mekanın adını söyle gelmeden. Dramalı. Dramalı da, evet doğru, Dramalı. Çok güzel bir mekan, sahibiyle de tanıştım. Harikulade bir. Sahibinin ismini söyle. Mustafa Bey. Mustafa Bey, evet. Ondan sonra Dramalı'da da sahne alacak. Neredeydi Dramalı? Ortakent mi? Ortakent. Ortakent'te, evet. Sahne alacak. Bence bu ilişki gayet güzel oluyor ya. Yani karı koca gibi böyle. İşte salonda mutfağa aynen konuşuyoruz. Pekala hanımlar beyler. Barbaros! Harikulade bir adam. Çok yakışıklı. Nerede? Çok sensin o. Çok efendi. Ben de bu ilişkimizde tamamen benden yararlanıyor. Bunu bir kere açıkça söyleyeyim. Çünkü Barbaros'la olan ilişkim içerisinde ben Barbaros'un albüm fotoğraflarını çektim. Ben Barbaros'un kliplerini çektim. Ondan sonra bir mekan sahibi olarak Barbaros'u ondan sonra sahneye çıkarıyorum. Yani hepsi mekan sahibi evet. Diliyle söyleyeyim yani biz de sahneye çıkarıyorum falan filan. Hepsi bu arada Barbaros benim ne fotoğraflarımı çekti, ne klip çekti, ne bana bir ondan sonra ya tabii ki bizde sahne alması büyük nimet. Hakikaten büyük zevk, büyük onur bizim için. Ama bu kadar yakışıklı ne derler ona? Eskiler tabii şey der, böyle eskiden gelen bir laf vardır. Genç kızların sevgilisi falan filan. Sen genç kızların sevgilisi olabilecek bir adam mısın? Abi bu kadar güzel şey söyledin şimdi beni niye batırıyorsun? Çünkü böyle yapmam gerekiyor. Çünkü iyi arkadaşlar birbirlerini hem batırırlar hem çıkarırlar. Tamam peki öyle. İyi arkadaşlıklarda böyle karşılıklı sürekli metiye yoktur. İki öpücük bir tokat. İki öpücük bir tokat diye. Tamam şimdi tokadı yedim. Gider. Bir kere bir insanın bak her şeyden önce bu beni deli ediyor. Bir insanın özgeçmiş filan gibi şeylerde şu yazılır mı? İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Yunanca biliyor. Biz gidelim kalkıp. Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Yunanca, Rusça ve İbranice dillerinde şarkı söylüyor. Yani, buyurun al. Al bakalım. Hadi bakalım. Şimdi sınava mı giriyoruz? Ha, tamam evet. Peki. Peki. Bana bir... Fransızca. Fransızca şarkı söyle. Peki. Bir Fransızca şarkı ama bunların hepsini söyleyeceğimiz için böyle saatler geçer. Onun için bunların... Seçkiler. Bölümler. Önce bir Fransızca şarkıdan bir tamam, bölüm. Tamam bir tane mesela. Bel. Arkadaşın Tolga Tümözen klavyede alkışlarınızla. Tolga Tümözen alkışlıyoruz. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, c'est un oiseau qui tend ses ailes pour s'envoler. Je sens l'enfer sourire sur mes pieds. J'ai posé mes yeux sur.
faire, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Evet. Aşağıda kuliste bir içi vücudumun tüm hatlarını gösteren bir file badim var. Onu giyip geliyorum. Bu ne ya? Yeter, biraz insanın acıması olur. Biraz insanın acıması olur. Pekala, İtalyanca. Ha böyle böyle seçkiler, pekala, tamam, peki. Evet, buyurun. Oh, İtalyanca ne yapsak, ne yapsak? Evet, mutlaka, bunu, ya bunu vallahi perişan etmeden bırakmayacağım. Bu kadar kabiliyetli bir adam, bunu rezil etmeden, seni bunu burada rezil etmeden göndermeyeceğim. Ha, bir yok tane hiç. Bir şey söyleyemeyeceğim bir şey mi? Evet, evet, İtalyanca. Hayır, söyleyemeyeceğim bir şey. Sen söyle İtalyanca. Sen bak göreceksin. Sen bir başla devamını bana. Sen göreceksin. Evet. Sen normal şarkını söyle. Yandık peki. İtalyanca. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapido e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di felice di stare lassù. Bu da olmuş olabilir. 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 Olmayacak bir şey yok. Tamam. Geldik İngilizce. İngilizce. Sinatra yapalım. My way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it's clear, I'll state my case, oh, which I'm certain. I've lived a life that's full, and every highway, more, much more than this, and did it my way. Hey, fena değil, fena değil, olacak, olacak. Portekizce. Portekizce. Rezil etmeden bırakmayacağım. Peki, bırak onu. Portekizce'ye geç, tamam. Ya. İspanyolca yap, İspanyolca. Fark etmez peki, okey. İspanyolca. Sol. Quiero terminar con toda la esperanza que quedó. Hoy voy a arrancar lo que he quedado en este corazón. Siento que olvidar la última mirada que me dio. Puedo ahora por fin a última recuerdo de su voz. Porque llorando tanto, tanto, tanto que no siento. Su lágrima quemándome, quemándome en el cuerpo. Luna, borre de mi pecho este dolor. Ay de mí esta última noche, que voy a sufrir por este amor.
tabii bilmiyoruz. Yani tanto canto diye atıyor da olabilir. Yani burada evet yani. Bence bir tamam. kontrol şimdi, etsinler. Şimdi bence. Perişan oldun. Yunanca. Buyurun. Hangisini yapsak? Bak ukalaya bak. Hangisini yapsak? Hangisini yapsak ya? Ya tamam, 1500 okay. tane var ya, bir tanesini yapalım. Ha. La minör. Πρέπει να σου πω τι μου συμβαίνει στα γρήγορα και αφόρυβα θα δεις κι αν έχεις κι εσύ κάτι να μου πεις καλύτερα αν θες να περιμένεις Δεν έχει σημασία τι μου βγαίνει Εκείνος που πονά καταλαβαίνει Μη μιλάς δεν είναι απαραίτητο Μη μιλάς θα φύγω σε ένα τέταρτο Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο. Μη μιλάς, θα φύγω σε ένα τέταρτο. Tamam ya, konuşmayacak mısın? Dur daha, bitmedi daha. Kadar. Evet, Rusça. Очи чёрные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знаду видал вас. Я не добрый час. Браво! Hakikaten çok iyisin ha. Estağfurullah. Daha bütün dilleri bitiremedik ha. Müthiş değil mi çocuklar ya? Ya ama hepsini harika. Bilmiyorum. Yani en azından söylediğim ya, şeyleri tamam, anlıyorum, ama. Biliyorum evet ama konuşabildiğim hakim olduğum hepsi değil tabii ki. Peki. Mükemmel. Peki bir beraber bir klip çalışması yaptık ve o klipte hakikaten çok kötü oynadın. yani, yönetmen kötüydü. Ya, yönetmen de çok kötüydü ve ben de çekerken büyük ıstırap çektim. Yani sürekli dedim ki acaba bu hani şarkıcı olarak tamam çok yakışıklı adam inanılmaz filan ama acaba başka birisini mi bulsak hani? Diye. Bir şey söyleyeceğim. Bunu gerçekten klip sırasında söyledi biliyor musunuz? Çıktım, giyindim, geldim. Dedi ki, ya bu olmamış. Başkasını mı alsak? Hayret bir şey ya. Ne kadar güzel moral verdin. Çıkar çıkmaz. Ama ilginç bir deneyim oldu. Çünkü kışın burada Dada Salon'un bulunduğu işte Kuazar binasının iki tane büyük bina bunlar. Onun Kuazar'ın En tepesi. Tepesinde helikopter pistinde çektik. Havada buz gibi havada. Bir parça esiyordu. Ondan sonra biraz fena esiyordu hakikaten. Gördüğün gibi kendi klip arkamı yaptım ve kendime kıyak çekerek kendi çektiğim klibi başından sonuna kadar gösterdim. Öyle vallahi. Ama başka bir şarkıcıyla harikalar yaratabilirdim açıkçası söyleyeyim. Yani daha doğrusu bu şarkıyı başka birisi söyleseydi harikalar yaratacağımı ama nasıl koştun o soğuk havada nasıl böyle o nasıl o damdan düşmedik ikimiz de ona bir şey soracağım. O sağa koşuyor sola koşuyor etrafında kamerayla dönüyoruz ben de kamerayla beraber koşuyorum inanılmaz bir şeydi. Bir şey soracağım yani. Sen miydin sette diyen ya
Biraz bir adım daha atarsan klip efsane olur. Yani. Tabii ki ben söyledim. Düşseydin şarkı da klip de efsane olacaktı ve bütün dünyada çok izlenir. Senin düşüyorsun sen böyle metrelerce. Yani tam gerçekçi bir klip. Ve salça oluyorsun en aşağıda böyle. Tamamen salça oluyorsun artık. Filan inanılmaz. Yazıyı da kırmızı yapardı kalbimin arkası. Ve menajerin. Sinan Nergis bu işten bir para kazanırdı. Biz zaten bunu planlamıştık. İstersen ikincisini çekelim yine atlayayım bu sefer. Hayır atlamana daha gerek efsane yok. Olur. Biz seni iteriz zaten öyle bir şeye gerekiyor ama... Nereye ya... geldim ben ya? Ay canım efendim. Peki şimdi... Bu bu arada bir şey diyeceğim. Lafını unutma lütfen. Bölüyorum seni ama gerçekten olağanüstü ve çok güzel bir klip oldu. Çok benim güzel. Çektiğim en güzel, en muhteşem kliplerden bir tanesi oldu. Sana bütün herkesin önünde tekrar çok teşekkür ederim. Olağanüstü bir klip oldu çünkü. Çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Sakın alkışlamayın. Çok utanırım. Bence alkışlayın ya. Ağlayabilirim. Gerçekten ağlayabilirim. Ağlayabilirim. Hayatımın en güzel günüydü. Yani o kadar. Ama o kadar da yalan söyleme sen. Bak. Şöyle bir makus talih diyorum ben buna. Çünkü aynı şey mesela Kenan Doğulu ile ilgili olarak biz Kenan Doğulu ile beraber büyümüş gibi filan olduk. Kenan Doğulu bebekti. Ve böyle kocaman yanaklı nasıl tatlı bir çok sinir oluyor bunu söylemeye. Niye söylüyorsun? Yanak, o problemi var yanaklardan. Çok büyük yanaklı. Bütün fotoğrafları böyle çektiriyor. Yani mesela o Kenan bütün gece hayatını aynen senin gibi darmadağın eden bir adamdı. Çıktığı bütün kulüpleri doldurur harikulade falan. Hala da öyle müthiş o bir adam. O günlerde söylenen bir şey var. Şimdi zaten artık albüm şarkıcısı. Evet. Ama o günlerde söylenen bir şey vardı. Ya bu Kenan'ın albümü olmuyor. Fakat eskiden. Ondan sonra ama efendim işte... kulüplerde bir numara albüm. Şimdi böyle bir makus talih, makus kader, tersine çevrilmesi gereken bir kader. Şimdi sen bu konuda adımlar atıyorsun. Çünkü sen gece hayatında, eğlence, gösteri dünyasında çok şöhretli bir adamsın. Fakat albüm yapmak, albüm satmak, şarkı çıkarmak filan konusunda bugüne kadar hep mütereddittin. Yani her gün bir doğru, yerde çalışıyorsun, çok doğru, sahne aldığın yerleri ihya ediyorsun ama velakin... Bir tereddüt var. Ya bu albümlerde de olacak mı? Şimdi Kalbimin Ankara'sı çok güzel bir şarkı. Güzel bir iş yaptı. Çok seviyorum. İnsanların diline takıldı. Çok sevdiğim bir şarkı gerçekten. Yani bestecisini anmadan edemeyeceğim. Söz müzik Turul Cerrahoğlu'dur. Selamlar olsun ona. Miray Armak Astarı iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Batu Çaldıran da çok güzel düzenledi. Yani emekçilerin de adını anmadan edemeyeceğim. Çok önem verdiğim çok da değişik söylemli bir şarkı. Hep bunu da açıklamış olayım. Kalbimin Ankara'sı nedir diye sordular. Şudur aslında kalbimin merkezindesin, kalbimin başkentisin. Başkentisin. Diye hani biraz Ankaralılar parçayı fazla sahiplendi aslında. Çok da mutluyum sahiplenmelerinden ama kalbimin başkentindeki kişi, kalbimin mutluluğu, kalbimin merkezi sensin diye seslenivermiş yazan kişi. Evet. Bir de çok da saygılı ve Kadir Şinas değer bilen bir insansın. Ve düet projeler yapıyorsun. Bunların son günlerde en çok ses getireni Zeynep Talu'yla Talu şarkıları. Talu projesi. Şarkıları, evet. Doğru. Ve hatta Sevdik Sevdalandık diye bir klip yaptınız. Evet. Yani Zeynep'in şarkısına. Zeynep'in şarkısı. Hatta konserler yaptınız beraber. Hem bizde yaptınız hem Moda'da yaptınız. Evet. Çok güzel konserler oldu. Fakat niye beni perişan ettin? Yani hem sen... Hem Sinan Nergis. Bu şimdi sevdik sevdalandığın başında şey var ya. Aba la ba li be la ba ba la ba la diye. Yapsana onu sen daha iyi. La ta ri ta ti ta ti re o. Hatırlıyor herkes herhalde onu. Evet. 90'ları gece, seviyor herkes. Yani bir gece Sinan onun menajeri benim de çok yakın arkadaşım. Beni geldi aldı. Sana aba la la ba di la ba la le o. Ya, yaptıracağız diye. Fikir benimdi vallahi benimdi ya. İyi halt ettin. Evet beni... Bir gece böyle baya bir... Ama bayağı da hastaydı valla. Arka sokaklarda filan perişanım, hastayım. Sesim filan çıkmıyor. Arka sokaklarda filan bir stüdyoya... Bu neye git bana tecavüz mü edeceklerim? Nerede paramı mı çalacaksınız? Böyle bir isim karanlık bir sokaklara götürdü. Biz bir stüdyoya girdik.
Orada ne yapacağım diyorum Sinancığım, ne yapacağım? Evet bella 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 falan. Ama hakikaten o ya, kadar yani. Ya kafayı mı yediniz diyorum. Ben şarkıcı mıyım? Onu da bir vokal koçu çıkartıyor değil mi o çocuğun? Tabii tabii Fatih. Bizde de Fatih, bizde de sahneye çıktı. Evet çok güzel inşallah tekrar yapar. Ondan sonra o yapmış. Diyor ki sen ondan daha güzel yapacaksın. Bir de bak. Ama ya. Çok hastaydın ya. Gerçekten neyse hastaydın. Neyse abi beni orada girdik saatlerce habapalibapalabalolo diye beni bağırttılar, bağırttılar, bağırttılar. Bir de çok moral veren bir arkadaşımız var orada. O da diyor ki abi çok iyi oluyor. Lan olmuyor oğlum bırakın gideyim falan. Evet diyor ben ayarlayacağım onu diyor orayı keseceğim buraya yapıştıracağım falan filan. Ay öküz gibi böğürdüm bütün gece. Estağfurullah sonra ya. Sonra klip çıktı. Bil bakalım kim var. Fatih var. Ama hastaydın çok çok hastaydın hakikaten ya. Ya benim hasta olmasam benim bir ebebelebebeleb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 
çok istemiştim yani. Çok ya, güzel olur, çok olağanüstü bir şey olur ya diye. Yemin ediyorum beni perişan etmek için yapıyorsunuz. Yani benimle kafa bulmak için yapmıyorsanız ne olayım ya. Yok, ya, çok valla. Ya bu Okan'a biz diyelim ki Okan'cığım sana ihtiyacımız var. Peki çok istiyorsun. Ebele gübele diye bir ses çıkartman gerekiyor. Seni bir gece bir yere götüreceğiz. Sırf buna kafa bulmak için yapmıyorsanız ne oluyor? Yani? Çok istiyorsan o kaydı da çıkartırız, o kaydı da yayınlarız. Rica ediyorum çıkarmayın. Bütün kariyerim biter yani. Korkun. Ama yayınlamadık diye sitem ediyorsun. Peki, kalbimin Ankara'sını söylüyor muyuz? Hangisini söyleyeceğiz? Olur, kalbimin Ankara'sı. Tamam, peki. Alkış.